Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Kadın Yazılımcının Public Speaking Mentorship serisinde bu akşam Furkan Karayeli ağırlıyoruz. bu seriden biraz bahsetmek isterim. Biz Kadın Yazılımcı ekibi olarak 10 yıldır bu alanda çalışıyoruz. Temsil temsilin önemini bu sektördeki yaşanan sorunları bunları ele alabilmek için hep beraber bir bir yola baş koyduk ve bunun üzerinde 10 yıldır çalışıyoruz. sektörde de hem bağlantılarımız olduğu Hem birçok yeni insanla tanıştık bu sayede ve Furkan gibi arkadaşlarımız bizi kırmayıp sağ olsunlar projelerimize ve katıldığımız planlara, programlara katılıyorlar bizimle beraber. bu serinin amacı daha önce konuşma yapmış, yapmamış ya da konuşma yaparken kendini daha önce daha daha çok geliştirmek isteyenler için tasarladık ve şu an yaptığımız aslında bu kayıtlar bu programlar. Daha çok sonrasında oluşturacağımız mentorluk programına hazırlık. Bu programda önce mentorlarımızı, mentorları ve mentorluk vermek istediği konuşma, hangi alanlardaki konuşmalarda mentorluk vermek istediklerini paylaştığımız bir form olacak. Sonra da mentilerden de aynı şekilde kendilerinde biraz bize bahsetmeleri, hangi konularda konuşma yapmak istediklerini öğrendiğimiz bir form olacak. Sonrasında bu iki grubu birleştirip, bir program yapmayı düşünüyoruz. Üç ay kadar sürecek yaklaşık bu yıl içinde. Şu an hazırlıklarımızın kapsamında da Furkan gibi arkadaşlarımız bize katılıp bilgilerini paylaşıyorlar. Serinin daha önceki yayınlarını da Ayşe YouTube'a yükledi. Dilerseniz oradan da Public Speaking Mentorship Playlist'ine bakarsınız. Bundan önceki yayınlarımıza ve bu yayına dahil ulaşabilirsiniz. Böyle şimdilik ve aynı zamanda Kadın yazarlar şu anda yürüttüğümüz önemli projelerden bir tanesi de erişilebilirlik projesi. Bu konuda da arkadaşımız Nestir'in öncülük ediyor yine el işle konusunu konuşuyorlar ee, çok önemli olduğunu düşündüğümüz için e, bunun devamına hepimiz aslında çok emek veriyoruz kalbimiz o, o grupla beraber çalışıyor hatta oradan öğrendiğim bir pratiği buraya da taşıyabiliriz ee, O görme engelli olan arkadaşlar için mesela kendimizden bahsederek başlamak ee, onlar için önemli bir, bir bir şey ve çok basit hemen uygulanabilir bir şey o yüzden ben biraz bahsedebilirim bugün çok bana dair bir şey gözükmese de ekranda koca bir kafa gözüküyor kırmızı gözlükler ve yılbaşına böyle özel olsun diye e, kartaneli küpelerim var ve çizgili beyaz ve yaka bir tişörtüm var e, sonrasında istersen Furkan seni de bir anda böyle hani hiç hazırlanmadan bir şeyin içine koyuyorum ama anlatabilirsin genel olarak da Güler yüzlü biraz yuvarlak yüzlü bir insanım. Şimdi sözü Furkan'a vereceğim. Furkan bizi hem kendinden ve kendi, kendi geçmişinden hem de bu şu an yapacağımız şeylerden bahsedecek. Bu arada Furkan özgeçmişini okurken çok etkilendim. Tekrardan burada olduğun için teşekkür ederim. Bu bizim için bir ayrıcalık gerçekten. Çok teşekkür ediyorum böyle bir platformu oluşturduğunuz için Ayşe Bilgegül için ve beni de buna dahil ettiğiniz için ben de çok mutluyum bu akşam burada olmaktan. Herkese merhaba, tekrar hoş geldiniz. Ben de kendimden o zaman bahsedeyim. E, pembe bir gömlek, e, pembeli beyazlı bir eşarbım var. Kulaklığım var. Onun haricinde de bir e, şirketin logosunu kullandığım bir background'ımız var. Genelde böyle e, daha güler yüzlü olmaya çalışıyorum. Ekranda birazcık insanlarla e, interaksiyon limitli olduğu için e, insanların duygularını çok iyi anlayamıyoruz ekranda. O yüzden güler yüzlü olmaya her zaman e, dikkat ediyorum. Umarım onu da size geçirmiş olurum bugün. O zaman konuşmama başlayayım mı? Ne dersiniz? Harika. Evet. Çok teşekkürler. Öncelikle bir itirafla başlamak istiyorum ben bugün. E, i̇tirafım da şu olacak. Ben daha önceden bu tarz konuşmaları hiç Türkçe yapmadım. O yüzden bu benim için bir ilk ve çok da önemli, çok heyecanlıyım. Ee, onun haricinde konuşmamı biraz akışını devam ettirebilmek için ara ara İngilizce kelimeler de olabilir. Sorry for your sorry for the inconvenience. Şimdiden birazcık duyuyorsunuz. O yüzden birazcık kusura bakmayın diye baştan e, başlamak istedim. Şimdi eğer hazırsanız sizinle ufak bir interaction yapmak istiyorum. Tamam mı? Paylaşayım ekranımı. E, cep telefonlarınız varsa hemen onları alın. Yoksa da Diğer tabı kullanabilirsiniz. Yeni bir tab açabilirsiniz. Şimdi ekranımı paylaşıyorum az önceki gibi. Share dedim. Present dedim. Ve bu ekrandaki QR koda gidelim. Ben de gideyim aynı zamanda sizinle. Size birkaç sorum olacak. Merak ediyorum sizinle ilgili birkaç şeyi. Şimdi o zaman e, ekran load ediyor. Tamam. Ekrandaki QR koda gidelim. Alternatif e, açısından da menti.com web sayfasına girip ekrandaki kodu giriyoruz. 55 49 95 31 Şimdi size ilk sorumu sormak istiyorum. Nereden bağlanıyorsunuz? <laughs> Çok merak ediyorum. Hepimiz farklı şehirlerdeyiz. Belki farklı ülkelerdeyiz. Nerede, nereden bağlanıyorsunuz şu anda? Ben de kendiminkini gireceğim. Şimdi bakalım nereden. Kimler burada, nereden bağlanıyor? Bu arada kodu okuyamayan arkadaşlar varsa onu da okumak isterim. Bağlandığımız web sitesi menti.com değil mi Furkan? Evet menti.com ve bir sayfa indiriyoruz. 5549 9531 Evet çok teşekkürler. E, wow İstanbul var, Stuttgart var, Göteborg, Muğla, Toronto, Prague... Londra süper. Çok teşekkürler. Harika. O zaman bir sonraki sorumuza geçelim. Bu soruda da acaba daha önceden konuşma yaptınız mı? Sıklıkla mı yapıyorsunuz? Birkaç kez yaptınız ama devamı gelmedi mi? Birazcık o konuyla ilgili bana bilgi verirseniz ben de konuşmamı daha çok sizinle ona göre örneklerimi de vermeye çalışırım. o sıklıkla yapıyorsunuz. İki kişi harika. Evet arada birkaç kez düzenli değil. İki kişi henüz yapmamış. Ondan sonra yapmadım ama istiyorum. Çok güzel. O zaman e, herkes konuşmaya açık burada konuşma yapmaya hazırlanıyor. Süper. O zaman ben de örneklerimi bunlara göre yapacağım. Ama size sormak istediğim başka bir soru da şu: Benimle olan bu e, session'da en çok ne merak ediyorsunuz? Biliyorsunuz hani public speaking ile ilgili milyon şeyden bahsedebiliriz ama sizin benden beklentiniz ne? En çok neyi merak ediyorsunuz? Ben de onu merak ediyorum. <laughs> Acaba sizin için en verimli ne olur? Kitap yazma ve yayınlama süreci. Wow! Bundan da bahsedebilirim evet. Konuşma yaparken sizi en çok zorlayan faktörler. Harika bunlardan da bahsedecektim zaten. Başka var mı merak ettiğiniz şeyler? Konuşma korkusunu nasıl asa, asabiliriz? Bu da çok önemli. Gene onlardan örnekler duyacaksınız. Heyecan ve anksiyete nasıl yeneriz? Çok güzel. Başka var mı peki arkadaşlar? Kendinizi sakin tutma, heyecanınızı kontrol alma yöntemleriniz nelerdir? Çok teşekkürler. Tamam şimdi kitap dedik. Anksiyete başlarken korku, konuşma. E, da zorlandığımız şeyler ve heyecan tamam kariyerinizde nokta atışı nedir süper bunların hepsini içeren e, şeyleri duyacaksınız <laughs> e, konuşma cesareti diyebilirim harika o zaman başlayalım şimdi ben konuşmayı daha çok hani birebir yapmayı tercih ediyorum o yüzden stop share diyeceğim burada ekranı paylaşmayı bırakacağım Şimdi burada karşıda bir konuşmacı var. Acaba bu kadın kim? Neden bize konuşmayla ilgili konuşma yapıyor? Hani onu neden dinleyeyim ki ya da neden onun verdiği örnekler, onun deneyimi beni ilgilendiriyor ki gibi sorular sorabilirsiniz kafanızda. Bu çok normal çünkü ben de aynı şeyi hep sahneye çıkan birisine soruyorum. Diyorum ki hani bunu uzmanlık, uzmanlığa çeviren nedir bu kişiyi? Neden onu dinlemeliyim? Şimdi ben de merakınızı gidermek için birazcık kendimden bahsetmek istiyorum. Ben altı aile, altı çocuklu bir ailenin en sessiz, en sakin, en introvert çocuğu olarak dünyaya geldim arkadaşlar. E, garipseyebilirsiniz, haklısınız. Ve well, hala da öyleyim aslında. Bazen Giresun'a gittiğimde komşularla karşılaşıyorum. Diyorlar ki Furkan, bunların hepsini sen mi yaptın gerçekten? Hani şunları, şunları, şunları duyuyoruz ailenden falan ama sen çok sessiz bir çocuktun. Bunlar nasıl oldu falan diyorlar. Çok haklılar. Ben de şaşırıyorum. Şaşırmakta devam ediyorum. Ee, sizin de eee beklentilerinizde yazdığınız şeyler gibi onların hepsini çoğunlukla ben de yaşadım. Böyle bir kariyerde hayal etmemiştim açıkçası. Ben teknolojiyle çok ilgiliydim. Küçüklükten beri teknoloji alanında çalışmak istiyordum. Neden? Çünkü bana, bana e, hitap eden şeyi insanların işini kolaylaştırması ve zaman kazandırmasıydı. Ama bu teknoloji 80'lerden bahsediyorum. 80'ler, 90'ların başı. Şu andaki teknoloji dediğimiz şeyle hiç de çok bağlantısı da yok açıkçası. Ama çocukları hep sorarlar ya. E, büyüyünce ne olmak istiyorsun falan diye. Ben de cesaretimi toplayabildiğim zamanlar diyordum ki e, bilgisayar mühendisliği alanında eğitimime devam etmek istiyorum. Kısmetse olursa bilmiyorum. Hani böyle iddialı laflarım hiçbir zaman yoktu. Şunu olacağım bunu olacağım falan diye. E, buna cevap olarak eminim buradaki katılan kişilerin çoğunun da deneyimlediği gibi ya gerçekten mi? Sen mi? Ya da Kadınlar için şu şu meslekler çok daha iyi olmaz mı? İleride çocukta bakacaklar falan filan. Böyle şeyler çok duydum. Hatta bir tane öyle bir şey duydum ki. Bu da bir öğretmenden geldi. Demişti ki Furkan artık gerçek hayata dön ya. Hep hayal aleminde yaşıyorsun demişti. Ee, hala bunları görüyorum ve mümkün olduğunca bunlara engel de olmaya çalışıyorum. Ama... Biz neden çocukların, kız çocuklarının hayal bile kurmasına bu kadar dayanamıyoruz, engellemeye çalışıyoruz. Bu her zaman garipsemişimdir ve e, değiştirmeye de çalıştığım bir şey olmuştur. Maksimum kuralım, maksimum e, içimizdekileri dökelim. Hiç fark etmez. Gelecek ne olacağıyla ile ilgili hiçbir fikrimiz yok. Gelecekle ilgili bir e, şeyi olan varsa lütfen bana haber versin, kontağa geçsin. Stoklarla ilgili güzel bir yardım olur bana. Ama Olacak mıyız olmayacak mıyız fark etmez ama o şeyi, ah o hayali, o heyecanı insanlardan özellikle çocuklardan almayalım diye düşünüyorum. Bunu söylemekten burada e, tamam konuşma yapmayla ilgili aşırı bir etkisi yok ama bunun benim hayatımdaki e, etkisi büyüktü. O yüzden bunu bahsetmek istedim. Aileme gelince bunun tam tersi. Özellikle babam e, inşaat mühendisi kendisi. Bana çok pozitif e, hem ailem çok değer veriyordu hem de çok pozitif de konuşuyorlardı benim için. Özellikle babam diyordu ki Furkan sen iş kadını olacaksın. Furkan senin adını dünya duyacak. Furkan sen bir numara olacaksın. Furkan şunu yapacak, bunu yapacak falan filan. Gerçek olsun olmasın fark etmez ama bu beni çok motive ediyordu. Derslerim için olsun, görünürlüğüm için olsun. Hani ben değer veriliyordum. O çok güzel bir duyguydu. Ondan sonra ben üniversiteye gittim. Üniversitede Bahçeşehir Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğinden 3. sınıftan sonra Erasmus'la İrlanda'nın tam göbeğinde Atlon diye bir town, kasaba gibi bir yere Erasmus öğrencisi olarak geldim. Plan tabii ki şeydi hani Erasmus yılını tamamlayıp geri dönmekti ama ben o üniversitede kalıp devam etmek oradan mezun olmak istedim. Oradan mezun olduktan sonra tam iki hafta sonra hayal ettiğim böyle multinational bir tek şirketinde e, hayal ettiğim işe başladım iki hafta sonra ve bu benim için inanılmaz bir duyguydu. Hani yıllardır hayalini kuruyorsunuz olur mu olmaz mı bir şeyler yapıyorsunuz daha sonra tamam dedim. Hayatla ilgili bir golüme ulaştım süper ben herhalde buradan emekli olurum ondan sonra işte başka daha ne yapabilirim falan filan böyle kafamda e, bundan sonraki şey ne olacak diye hep böyle bir şeyler geçiyordum. Toplamda teknoloji şirketlerinde İrlanda'da çalıştım hep farklı şirketlerde. Toplam 10 yılım geçti. Yazılımın farklı alanlarında. E, Türkiye'de de aynı şekilde, İrlanda'da da kadınlar her zaman e, daha az işte liderlik pozisyonunda olsun. Hep bir minority'ler, e, azınlıklar e, takımlarda olsun, takım liderliklerinde. Hani bu seniority yukarıya çıktıkça daha da azalıyor. Özellikle ben şuna da çok şaşırmıştım. Ben Türkiye'deki e, üniversitemde e, bizim sınıfımızdaki e, kadın sayısı daha fazlaydı. İrlanda'ya gelince neredeyse hiç yoktu. Hani ben daha çok olacağını düşünmüştüm ama çok daha azdı. Bazı seneler ben sadece tek kadındım sınıfta. Bu olunca e, tabii ki şey yapıyorsunuz. Yani neden falan diye böyle sorguluyorsunuz. Sonrasında da benim bu sorgulamam bir ileriye, ileri seviyeye şu şekilde çıktı. Dedim ki ben Google'a bakacağım. Kaç tane kadın farklı etnik kimliklerden acaba liderlik pozisyonunda teknoloji şirketlerinin tahmin edebilir misiniz ne kadardı ben baktığım zaman? Hiç bilemiyorum ama çok iyi bir rakam değildir herhalde diye düşünüyorum. Evet, evet <laughs> çok az. <laughs> evet, evet. Global çapta yüzde birden azdı. Ve dedim ki burada büyük bir problem var. Çünkü sosyal hayatımızda çok görüyoruz o başarılı, akademik anlamda liderlik vasfı olan kadınları. Yani başarılı kadınlar var aslında ama neden onlar orada değiller? Neden görünmüyorlar? Neden ya da biz görmüyoruz? Bunu sorgulamaya başladıktan sonra dedim ki yani ben orada oturup da şey yapamam. Ee, yani şikayet edemem. Bunun değiştirilmesi için benim bir şeyler yapmam lazım. O zaman dedim tamam ben şirketimi kuruyorum, Diversin'i kurdum. Diversin'de de böyle action oriented e, programlar düzenledik, şirketleri eğittik. Tamam e, belki daha çok e, kadın ve farklı etnik kimliklerden çalışanlar istiyorsunuz ama bu konuda neler yapabilirler diye onlara e, pra pratik bilgiler verdik. Workshoplar düzenledik, işte programlar hazırladık, mentorship programlar gibi... Programlar da e, yaptık falan. Bu zamana kadar 250 binin üzerinde e, bu sene e, bir milestone'umuzu geçtik. 250 binin üzerinde lideri eğittik şimdiye kadar. Bu e, benim kesinlikle tahmin edemeyeceğim bir e, sayıydı ve hani benim de buna vesile olmam benim de kesinlikle hiç tahmin edemeyeceğim dediğim gibi teknolojiydi benim şeyim ama e, benim ...expectationlarımı aştı diyeyim yani. Çok teşekkürler. <laughs> ama bu demek oluyor ki arkadaşlar... ...teknoloji şirketinde belki tek takımda... ...sadece bir stand-up meetingimde konuşuyorsunuz ama... ...şimdi bu benim full-time mı oldu. Konuşmak, konuşma yapmak... ...insanları ikna etmek, şirketleri... hani ...business level'ında konuşma yapmak... ...her anlamda konuşma yapmak çok önemli olduğuna... ...kanat getirdim. Ben aslında... Konuşma yapmanın önemini daha önceden de bilmiyormuşum. Size bir örnek vermek istiyorum. Ben yani yazılımcı olarak çalıştığım zaman da bir script yazacağım. Daha sonra takım arkadaşım da bu scriptin farklı bir şekilde yazılmasını e, talep etti. Ben onu kendim yazdığım için ben nasıl istiyorsam o şekilde hani bana göre doğru bu. Bana da o fleksibilitenin ve sorumluluğun verilmesini istiyordum. Ama diğer taraftan farklı bir meetingte e, bizim o arkadaş öyle bir anlattı. Öyle bir e, hani içindeki motivasyonu şu, şu şekildedir falan filan. Öyle bir anlattı ki karşıdaki müdürün suratından hiçbir şey anlamadığına eminim gerçekten. Ama o anlattığı için onunki kabul edildi. Ve dediler ki Furkan sen bu skripti bu şekilde yaz dediler. ve Ben tahmin edebileceğiniz gibi çok sinirlendim. Ee, ama şimdi bakınca o kişi konuştu anlattı, motivasyonunu söyledi, iletişim kurdu ama ben diğer tarafta böyle kendimi kapatmıştım. Müdürün tarafından gerçekten kendime baktığımda içimdeki duyguları çok fazla dışa vurmadım. Neden bu şekilde yapmak istediğimi çok iyi belirtemedim, sunamadım, ifade edemedim ve bu sonuca vardım. Günlük konuşmada, müşteriyle konuşmada, aile içinde, ondan sonra müdürle hiç fark etmez. Konuşma yapmanın aslında Tek bir anlamı olmadığını altında milyonlarca anlamı olduğunun da farkına vardım. Onlar mesela neden, neler mesela onları açalım. Konuşma yapmak, ifade etmek, cesaret göstermek, karar vermek, sunum yapmak, heyecanını e, aksettirmek, ikna etmek, savunmak e, birçok şey var aslında bunun altında. Ne kadar basit görünse de altındaki bu şey aslında onu çok kompleksleştiriyor. O yüzden siz de konuşma yaptığınızda eminim hani bunu deneyimlemiş olanlarınız biliyorlardır. Sadece bir şey değil. Aslında konuşma yapmak çok çok daha e, kompleks, çok daha şeyler içeriyor. O yüzden hani zorlandığınızda da şey yapmayın. Aslında bu kolay bir şeydi. Ben bunu nasıl yapamadım demeyin. Kendinize o krediyi verin. Bu çok zor bir şey. Ve siz elinizden geleni yapıyorsunuz. Şimdi ben bir tane ilk konuşma, büyük konuşma örneğimden size bahsedeyim. Ben Dublin Tech Summit'e davet edildim. Dublin Tech Summit de buranın ya yani Avrupa'nın da en büyük organizasyonlarından. Böyle convention center var bizim oranın en büyük salonu ve şeyi Venüs'ü Orada bir panele davet edildim. Panelde üç kişiyiz, bir tane de moderatörümüz var. Panel e, şöyle bir katılımcı Amerika'dan geliyor. Bay Area'da San Francisco taraflarında bir şirketi olan, tek şirketi olan e, bir kadın. Diğer taraftan İrlanda'da startup şirketlerinin organizasyonunu yapan, bunlar için öncü olan başka bir organizasyon, organizatör bir kadın var. Daha sonra sunucumuz da, moderatörümüz de İrlanda'da ünlü bir sunucu. Hepsinin ana dili İngilizce. Hepsi çok konuşmayı seven medyatik insanlar. Ve ben ortada böyle kendimi birazcık garip hissettim açıkçası. Güvenim birazcık şey oldu. Ee, i̇lk kez konuşuyorum ve Convention Center'ın en büyük salonuna konuşuyorum. 800 kişilik bir salon. %70'i doluydu. Çok zor bir şeydi. Ve bu daha da zorlaştı arkadaşlar nasıl biliyor yani nasıl anlatsam e, moderatörle genelde panelci panel konuşmacılarını e-mail ile tanıştırırlar aşağı yukarı hani hangi konuları şey yapacağız konuşacağız falan diye konumuz hani women in tekli genel olarak ama e, bizim moderatör hiç bizim an bizimle iletişime geçmedi sonra geldi şey konferans günü geldi çattı Heyecan tabii ki Doruk'ta Acaba Hani o benim ilk konuşmam benim için çok önemli birazcık hazırlık yapmak istiyorum falan filan diğer taraftan da çok iyi yapamıyorum saatler yaklaşıyor falan ondan sonra bizim moderatörümüz geldi yarım saat önce bizim konuşmamızdan ee, işte bir masaya toplandık işte aşağı yukarı şunları soracağım falan filan dedi ee, böyle kafamda okey oldu çünkü neden ben aşağı yukarı panellere çok e, dinleyici olarak katıldığım için diyordum ki yani ilk başta kendiniz tanıt diyorlar. Hani o kısmı şey yap. Son olarak da diyorlar ki şey ee işte what is your final message son mesajın nedir? Aşağı yukarı ona da bir cevabını şey yap. Bir de dakika sayısını böyle kişi sayısına bölünce aşağı yukarı 4 dakikam olduğunu hesap ettim. Dedim ki Furkan sen yaparsın 4 dakika bir şey değil dedim. Bir sonra böyle müzikle birlikte o sahneye bir çıkışımız var göreceksiniz. Yani böyle Star gibi çıkıyoruz <laughs> müziklerdim, dım tıs dım, tıs, dım tıs, böyle herkes heyecanlı bir şekilde gidiyor ben böyle giderken kendime dedim ki Furkan sen neredesin ya dedim Hani burası senin yerin mi sen yapabilecek misin acaba çünkü e, her anlamda çok zorlayıcı bir şeydi zamandı Ondan sonra bu arada ben içimden de şey düşünüyorum bu muhtemelen benim ilk konuşmam olur Son konuşmam olur böyle imkanlar daha gelmez. Benim fotoğrafçı arkadaşım e İteyn'i çağırdım. E İteyn dedim sen birazcık fotoğraflarımı çek benim için de güzel bir PR olur paylaşırım falan iş yerinde gösteririm falan demiştim ona. Bir yandan ben dik durmaya çalışıyorum e İteyn için bir yandan hatırlamaya çalışıyorum bir yandan annem her zaman bana <laughs> demişti ki Furkan bir buçuk metre boyun var zaten topuklu ayakkabı giy lütfen. Anne oturacağız dedim yani çok önemli sen olsun beni dinle dedi tamam annemi de memnun etmek için bir buçuk metrelik boyum olduğu için 1.55 bu arada. Ee, dedim tamam topuklu ayakkabımı da giyeyim o sırada yürümeye çalışıyorum yani böyle normalde kullanmadığım bir ayakkabıyı buldum giydim falan. Yürümeye çalışıyorum dik durmaya çalışıyorum gülmeye çalışıyorum bir de o her, her şeyi kafamda hatırlamaya çalışıyorum. Benim arkadaşlar bacaklarım titremeye başladı. Çok korkunç bir tabloydum. Yani şöyle bir insanlara bakınca böyle hep kafaları görüyorsunuz. Işıklar e, size doğru geliyor. Böyle bir ışıkların kör etme şeyi de var yani gözünüzü. Böyle çok fazla arka tarafları da göremiyorsunuz ama böyle alabildiğine insan sizi dinliyor. Böyle eyvah diyorsunuz yani. Burada söylediğiniz en ufak bir şey bitti yani hayatınız bitti. Benim bacaklarım titriyor ben şey yapmaya çalışıyorum e, tutmaya çalışıyorum o anda bana birisi dese ki Furkan ayağa kalk ben kalkamam o dereceydi neyse bitti çok şükür sordular o soruyu da işte what is your final message falan filan sordular kapattılar biz aşağıya doğru iniyoruz gene merdivenden ben tutarak iniyorum çünkü ayakta çok da fazla durabilecek halim yok <laughs> indikten hemen sonra 5 tane kadın çev çevreledi beni dedi ki Furkan Harikaydı konuşman dediler tamam mı? Ben çok şaşırdım dedim ki yani gerçekten çok ben beğendiniz mi? Hani bu benim ilk konuşmamdı falan. Furkan gerçekten çok iyiydi. Ya sen bunu yapmaya devam et biz e, şey yapacağız. E, yani biz bunu çok kendimizle bağlantılı bulduk. Hani bizim yaşadığımız örnekler hayattan işte yerinden takımdan falan filan. Çok iyiydi dediler ve gözlerinde gerçekten o ışıltıyı gördüm ve hala hatırlıyorum halbuki ben basamakları inerken kendime söylediğim mesaj şu. Burkan bu ilk ve son. Kendini gereksiz yere böyle bir strese soktun. Yuh dedim yani. Neden böyle bir delilik yaptın? Tamam yaptın ama bitti bu son. Başka da bir şey yok dedim. Biraz sonra onlar gelince çevreme dedim ki wow. Yani senin örneğin, yaşadığın bir örnek. Başkalarının hayatıyla ilgili bazı ipuçları da verebiliyor. Yani konuştuğun şeyler aslında çok etkili. Sen orada stres yaşadın ama demek ki birilerinin hayatına bilmiyorum pozitif, negatif bir etkin olabilmiş Furkan dedim. Yani böyle bir o kadar e, etkili hissettim ki kendimi daha sonradan ama oraya baktıkça da korkum devam etti. Arkadaşlar böyle bir e, deneyim de e, yaşadım ama sonradan dedim ki ya demek ki bir etkisi oluyormuş. O zaman dedim ben gerektiğinde yavaş yavaş yapayım bunu. Ama gene hala böyle full time konuşma yapmak gibi bir amacım ve şeyim yok. Sonra arkadaşlar e, bence ben burada e, size vermek istediğim birkaç tane böyle key message olacak. Bir tanesi en önemlisi neden bunu yaptığınızı bilirseniz size o her zaman iyi bir motivasyon oluyor. Eğer bunu yap, yapma nedeniniz hani düşünce olarak kaybolduysa artık hani sizin de motivasyonunuz düşebiliyor. Ben her konuşma yapmadan önce kendimi o, o insanları hatırlatıyorum. Hatırlıyor musun? Beş, beş kadın gelmişti. Onlar gibi olacak diyorum. Karşındaki insanlar e, o şekilde senin başarmanı isteyecekler. Onlar da bir şeyler alacaklar senden diyorum bu beni e, benim için motivasyonumu hani konsantrasyonumu yapabilmek için çok önemli. Sizin için de neden yapıyorsunuz mesela konuşmayı? Onu hatırlamak. Başka bir şey daha vermek istiyorum. Bundan işte 5-10 yıl önce 5 demeyeyim de 10 yıl önce Women in Tech yazınca Google'daki işte images kısmına gelince aşağı yukarı aynı insanları görüyordunuz arkadaşlar ve ben buna o kadar çok sinirleniyordum ki neden hep aynı böyle böyle privileged insanlar aynı şirketlerde üst düzey yöneticisi iyi maaşlı beyaz farklı etnik kökenlerden değil, hep aynı kişiler ve anlattıkları hikayeler benim yaşadığım gerçeklikle hiç bağdaşmıyor ve onlar women in tech'in hashtag'ini tamamen böyle kaplamışlar gibi ben buna hem sinirleniyordum hem farklı insanlar görmek istiyordum. Daha sonra dedim ki ya Furkan sen gidip de insanlara git konuş, git konuş, konuşma yap diyemezsin. Onları zorla kimseyi ikna edemezsin. Önce bunu senin yapman lazım. O açıdan da ben e, kendimi benim hani nedenim o şeyi de değiştirmek. Hep aynı duyulan hikayeleri, hep aynı insanları da e, yani aynılığı diyeyim medyadaki ee, değiştirmek istiyorum. Bu yani benim şeyim. Siz de ona tutunursanız konuşma yapmadan önce nedeninizi bilirseniz sizin için çok motive edici bir şey olur. Şimdi ben bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Zorluklardan hani dediniz ya onları nasıl aştınız falan diye. Hepsini aşabilmiş değilim açıkçası. Aşmaya çalışıyorum. <laughs> Ama benim en büyük zorluklarımdan bir tanesi ee, dediğim gibi hani sessiz sakin introvert bir çocuktum hala da öyleyim ve ben konuşmaya mesela hazırlanıyorum öncesinde de hazırlanıyorum falan benim yani çene kaslarım arkadaşlar ağrıyordu aranızda var mı hiç öyle daha önceden konuşmaktan çene kasları şey yapan böyle bir e, reaction gönderebilirsiniz <laughs> gerçekten yani o kadar alışkın değilim ki konuşma yapmaya ağrımaya başlıyordum. <laughs> Daha sonra e, diyordum ki neden ben hani gidip başka birisi de konuşma yapabilir bu konuda? Neden insanlar beni dinlesinler ki diyordum. Daha sonra başka bir insecurity'm de şuydu. Hani İngilizce yapıyorum konuşmamı? E, hani ana dili İngilizce olan insanlar var. Onlardan belki duymak isterler diye düşünüyordum. Hani kendime ses açısından kendime mesela interview olunca bir yerde konuşma yapınca kendimi dinleyince kesinlikle beğenmiyordum. Hala da çok beğenmiş olduğumu söyleyemem ama kendimi beğenmiyorum, kendimi judge ediyorum, e, yargılıyorum. Neden ben diyorum? Bunlar benim en büyük en büyük şeylerimdi ama ben onların nasıl üstesinden geldim biliyor musunuz arkadaşlar? Bu e, hani imperfectionizmi diyeyim, mükemmelliyetçi olmama şeyine kendimi alıştırmaya çalışarak. Ariana Huffington'u bilirsiniz. Huff Huffington Post'un e, kurucusu. Çok başarılı ve çok iyi bir konuşmacıdır. Onun da Greek aksanı vardır. Yunan aksanı vardır. Ve insanlar diyorlar ki biz o Greek aksanı için ona şu kadar para ödüyoruz diyorlar. Yani o authenticity, o kimliğimiz. E, tabii ki elimizden gelen her şeyi e, yapmak önemli ama o kendi sesimize olan güvenimiz, kendi... E, Kimliğimize olan güvenimiz konuşma yaparken acayip önemli. Yani o bilmek, e, hani know your why ne nedenini bilmek, daha sonra o şeye e, kendi otantitimize sarılmak ilk söyleyebileceğim, e, hani kendimize alıştırmak için o e, şeylerden, obstacle'lardan yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi. İkincisi de şu otorite olmak. Otorite olmak deyince aklınıza ne geliyor bilmiyorum ama benim aklıma şu geliyor. Kendine güvenmek, kendi deneyimine güvenmek ve aynı zamanda karşıdaki seni konuşmaya çağıran insanlara saygı duymak ve orada elinden gelenin en iyisini yapmak. Ben bunu anlıyorum otorite olarak ve o otorite olduğunuzu da karşıdaki insanlara tabii ki hani bunu göstermenin birçok yolu vardır ama kendi hikayenizi böyle irili ufaklı anlatarak onlara o deneyimi ne beklentileri içinde olması gerektiğini hani sizin beklentiniz nedir konuşmacı olarak dinleyicinin beklentisi nedir o otoriteyi dinleyiciye sağlayabilmek, verebilmek. O zaman ben de bir dinleyici olarak böyle bir kulaklarım daha da bir açık dinliyorum. O personal story'yi, kişisel hikayeyi dinleyince karşılıklı taraftan o otoriteyi, o kişisel hikaye sağlıyor bence. Onun haricinde size başka bir örnek daha vermek istiyorum. Yani iki örnek vereyim hatta. Bir tanesi şu olacak yani her zaman yanlış yapıyoruz. Yanlışlar her zaman olacak. Hatalar, bizim kontrolümüzde olanlar, olmayanlar da olacak ama bunlardan bunlara psikolojik olarak kendimizi hazırlayalım ki o durumlardan kazançlı çıkalım. Şimdi bir tanesini vereyim size. Bir şirkete ben e, mode, e, şey panelde konuşmaya çağrılmıştım. Ben de çok böyle mutlu bir şekilde gittim. Aa işte harika bir tek firması tam benim ideal client profilime uyuyor. Ee, hani diversity'ye de önem veriyorlar. O zaman dedim ee, tamam kabul ediyorum geliyorum. bizim moderatörümüz de böyle böyle 15-20 soru hazırlamış. Harika hani her şey açık net. Ben de kendimi rahat hissediyorum. Sonra şey günü geldi. Olay günü. <laughs> Biraz da olay. Konferans konuşma günü geldi yaklaşık e, 150-200 kişi var şirket e, corporate konuşma e, konuşmacılardan bir tanesi şirketin Amerika'dan gelmiş direktörü var diversity manager'ı var başka yani çok üst düzey yöneticiler var e, şöyle bir sürpriz oldu moderatör çok da böyle iyi niyetli konuşkan böyle şakacı, çok iyi bir vibe olan bir moderatördü farklı bir konuyla açtı şeyi soru yani soruyu e, paneli. Bence çok iyi oldu iyi bir vibe vermek için. Bize dedi ki tarihten örnek aldığınız bir figür var mı diye sordu tamam mı? Ama benim hazırlık listem o böyle bir gitti. <laughs> ben direkt tarihten figür arıyorum. Diyorum ki şu şu olmaz. Türk tarihi tarihte de çok iyi değilim zaten. Böyle düşünmeye çalışıyorum. Kim olabilir, kim olabilir falan filan. Sonra buldum. Dedim ki, Virginia Woolf, ben gerçekten çok seviyorum, çok beğeniyorum eserlerini. Sonra ben, feminizm beni nasıl etkiledi falan konuşmaya başladım. Çok iyi gitti, harika. Sonra geldi, evet asıl panele giriş sorusu geldi. Bana dediler ki, what is diversity and inclusion dediler. Yani kapsayıcılık ne? Hani o alandaki sorulabilecek en basic soru, herkesden de hani duymak istedikleri şey. O anda arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Benim kafamdan her şey uçtu gitti. Yani düşünün yani en basit soru benim kafamdan uçtu gitti. O anda dedim ki ben buna cevap verebilirsem benim kariyerim bu alanda devam eder. Cevap veremezsem bundan bir kariyer bekleme Furkan. <laughs> Çok zor bir durumdu durumdu. Ben de şey yaparım böyle e, hani panel falansa önceden soru falan verildiyse böyle ufak ufak şu şu mesajları mutlaka söyleyeyim, belirteyim diye elime küçük notlar alırım. Ben de o anda şöyle yaptım. Şakayla karışık. "Ah let me have my notes." dedim böyle şakayla karışık. Herkes ha 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 dedi, güldü ve devam ettik panele. Panel fena geçmedi. Yani güzel geçti aslında. Ben bittikten sonra ama benim hala içim ay ben bir diversity, what is diversity sorusuna bile cevap veremedim. Ne hissettiler, ne düşündüler acaba benim hakkımda, benim kafamda deli deli sorular dönüyor. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? O şirket bizim en büyük şeyimiz oldu, clientimiz, müşterimiz oldu. Demek ki inandı, demek ki güvendiler, inandılar o soruyu ya cevap veremememin orada yani kendime birazcık e, şeye hani e, humorla birlikte, şakayla birlikte onu ele alışımı demek ki beğendiler diye düşündüm. Hani ona kesinlikle takılmamışlar yoksa bizimle o derece büyük projeler kesinlikle kontraklar yapmazlardı. E, bu da bir örnek olarak e, nasıl hani çevrilebilirin e, örneği olarak aklınızda bulunsun. Ama size aslında başka bir örnek vermek istiyorum ki. Ee, bu örnekte benim için hayati önem taşıyan bir örnek. O da şu. Size sorayım. Kraliçe Elizabethle benim konuşma yapmamın sizce ne alakası vardır? Çok garip bir soru biliyorum. Çok alakasız da duruyor. Ama bir alakası var. <laughs> Şimdi ondan bahsetmek istiyorum. Buyur. Ay çok güzel. Ben bana anlattığın için hatırlıyorum o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Şaşırtıcı. Twist evet. Var <laughs> evet. Ee, ben de şaşkınım. Gerçekten ama bir alakası var. O zaman söyleyeyim. Şimdi Eylül ayında Kraliçe Elizabeth vefat edince bundan birkaç gün sonra bizim İrlanda'da parliamentary sempozyumumuz var. Yani e, politik İrlanda politiği'nin sempozyumu hani böyle bir konferans gibi bir şey. Beni de konuşmacı olarak davet etmişlerdi gene bir panele. Ben de okey demiştim. Hani genelde az önce bahsettiğim gibi konuşma birazcık hani light oluyor şeylerde. Sana düşen konuşma sayısı e, dakikası 2-3 oluyor. Dedim hani ben bunu yaparım diye düşündüm. Bu da kariyerimin bir tık daha sonraki zamanına denk geliyor. Hani ben de o güven var, hazırım. Daha sonra işte konuşmacıları bir otelde şey yaptılar. Herkes o otelde kalıyor. Konuşmadan bir gün önce şeyimiz var. E, meclis yemeğimiz oldu. E, meclis başkanı, senatörler, bakanlar falan. Hep beraber yani çok güzel bir vakit geçirdik. Ama bana akşam şöyle bir peş gibi falan. Benimle birisi kontağa geçti. Dediler ki, Furkan şöyle bir durum var. Kraliçe vefat ettiği için ondan daha sonra işte prens Charles, King Charles oluyor ve Kuzey İrlanda'yı resmi bir ilk ziyaretine gelmesi gerekiyor. O yüzden bizim asıl konuşmacımız, keynote speakerımız Kuzey İrlanda'nın bir güçlü bir politikacıydı. O da onun ziyarete gitmesi gerekiyor. O gün yani son dakikada oldu. Sen baş konuşmacı olur musun dediler. Eyvah arkadaşlar siz olsanız ne derdiniz? Bana mutlaka chatten yazın çünkü merak ediyorum. Ben evet deli gibi atladım evet dedim. Dedim böyle bir fırsat gelmez. Ee, her zaman olmuyor. Ben dedim hani bu gece bir şekilde dedim hazırlanırım elimden geleni yaparım falan filan. Bir kez olacak dediğiniz gibi. Evet akşam yemeğe de gittik. Biz eve, otele geldik saat işte 10 gibi falan. Benim konuşmamda tabii ki açılış konuşması saat 10.30 gibi falan olacak. Yani orada 2 saat gibi bir zaman uyudum. Ama ben çalıştım çalıştım ne konuşacağımı belirledim. Hazırım. Ama asıl sürpriz şurada arkadaşlar. Yani bu da bir sürprizdi benim için ama. Asıl sürpriz şu. Ee, konferans salonunda işte büyükelçiler var, senatörler, politikadan işte meclis başkanları herkes yani meclis TV'de çıkacağız falan yani kaydı girilecek her yere. Korkunç yani kötü bir şey olursa. Sonra bizim meclis başkanı konuşma yaptı. Daha sonra beni davet etti. Ben de o konuşurken benim kafamdan geçenler şunlar. Dedim anksiyete. <laughs> <laughs> evet, o anda insanın kafasından milyon şey geçiyor. Ee, şimdi meclis başkanı konuşmasına bitirmeye başlarken ben dedim ki meclis başkanının boyu buysa ve kürsü buraya geliyorsa benim kürsüden görünme ihtimalim annemin değil bir buçuk metre boyumla çok zor. Ne olacak şimdi? Hani ben kürsünün arkasından konuşan bir insan da değilim aslında. Kürsü olmasın hani ben yanda konuşuyorum ama konuşmam etnim şey olduğu için kağıtta olduğu için onu da bir yere koymam lazım. Ama kürsünün arkasında kalırsam da arkadaşlar benim görülme ihtimalim çok az. Ve bunların hepsi son dakikalarda ben tam kürsüye çağrılmadan birkaç dakika önce geçiyor bu kafamdaki düşünceler. Sonra neyse ben çağrıldım ben gidiyorum ama... Ee... Dedim ki ben burada bir şaka yapacağım. Ama düşünün yani şaka yaparsınız da her ortamda her şaka olmaz. Bazen pozitif olur, negatif olursa da çok kötü olur. O ortam öyle bir ortam, gergin bir şey. Sonra ben şu şekilde başladım konuşmama. Gittim, şöyle bir baktım, yerleştim, etrafa baktım. Gerçekten ben bile insanları zor görüyorum <laughs> kürsüden. Şöyle bir kürsünün yarı kısmına geldim. Kağıtları oraya koydum, kendimi birazcık dışarı çektim. Sonra dedim ki, "Can you still see me? I'm a little bit short." dedim. Herkes gülmeye başladı. Herkes gülmeye başlayınca da ortamın e, vibe'ı tamamen değişti. Sonra ben hazırlandığım gibi konuşmamı yaptım. Tabii ki hala heyecanlıyım. Karşımda bir sürü insan var ama o gülme ve kahkaha sesleri beni çok şey yaptı motive etti dedim tamam bu şaka iyi algılandı. Bir de insan kendisiyle şaka yapınca insanlar şey yapmıyorlar yani <laughs> kendine yapabildiğin şaka en sağlam şaka bence. Bu durumlarda çok büyük kurtarıcı da oluyor. Bunun sonunda ben sahne denildikten sonra benim konuşmamın teks olarak metnini hatta direkt e-maillerine istediler. Çok beğendiklerini söylediler. Ve bunun sonunda da Women for Election diye bir organizasyon var. İrlanda'daki e, tek, teknoloji şirketi ağzıma yapışmış. İrlanda politiğinde e, politikasında daha çok kadın e, aday görmek, daha çok kadın görebilmek için bunları e, destekleyen, eğiten bir organizasyon var, harika bir organizasyon. Onlara e, board member olarak beni davet ettiler bunun sonrasında. Örnek e, bir yani şey açısından nasıl o durumdan çıkabiliriz. Nasıl bir şakayı kullanarak durumu çevirebiliriz. Aynı zamanda e, ben kesinlikle hani kürsü arkasında konuşma yapmayı şey yapan bir insan değilim. O şeyi de konuşmacı e, dinleyicilerle nasıl kırdığımın bir örneği olarak inşallah size güzel bir e, ilham olmuştur. <laughs> bir de bahsetmek. Efsane bir anı yani. bunun ilham olmayacağı insan yok bence şu an odada. <laughs> <laughs> Ay çok sevindim çok sevindim çok teşekkürler teşekkürler gurur duyduk çok teşekkürler benim için de çok böyle bir ee, kariyerimde biriniz sormuştunuz kariyerimde bence en büyük etkisi olan zamanlardan dakikalardan diyeyim bir tanesiydi e, şaka şeyiyle onu birazcık çevirebildim şimdi benim size aslında son vermek istediğim mesaj arkadaşlar şu. Herkes konuşma yapıyor, yapabilir, harika ama konuşma yapmanın tek bir e, stili yok. Ben nasıl ko bir konuşmacı olmak istiyorum? istiyorum'a kendiniz bir cevap bulun bence. Hani bunu araştırın. Ben e, hani birazcık komediyi kullanmak isteyen bir konuşmacı mıyım ya da şu anlamda etkili mi olacağım? Hani siz onu belirlerseniz devamı daha çok net olarak... E, akış daha akışkan olarak size gelir ama bence o fark kendi farkınızı bilin ve ona e, kesinlikle tutunla aynı bir şeyi farklı kişilerin e, yani aynı şeyi tekrar etmek kimse istemez kimse aynı birisinin klonu olmak istemez İşte o sizin farkınız ne Siz hangi alanda diyelim konuşma yapma dışında uzmansınız. Belki onu birazcık enjekte edebilir misiniz sizin örneklerinizle? Neler yapabilirsiniz kendinizi daha farklı yapmak için? Bunu kendinize sorabilirsiniz. Çok fazla kaynak var, her şey var. Ama bence siz her konuşmanızdan sonra acaba ben bundan ne öğrendim? Bir sonraki ne daha iyi, ne yapabilirim? Kendinize sorup o notları bir sonraki konuşmanızda kendinize hatırlatmanız. Ben mesela şu eee Pembe post-it şeyim var benim arkadaşlar. Ben buna bir şekilde not almaya başlamışım ve bunun sağı solu, önü arkası her tarafı şu anda konuşmaya başlamadan önce kendimi hatırlatmak istediğim notlarla cümlelerle dolu. Bazen şöyle bir şey oluyor. E, panel olsun, önceki konuşmacı olsun fazla vakit alıyorlar mesela. Ben bazen onu dengeleyebilmek için, program akışını bozmamak için kendimi daha hızlı konuşurken ya da onu programın saatini dengelemeye çalışırken buldum. Halbuki o benim şeyim değil, sorumluluğum değil. Ee, onu kendime hatırlatıyorum, başka şeyleri kendime hatırlatıyorum. Sizin de bu böyle kendinize hep hatırlatmak istediğiniz bir notunuz olsun ve aynanın karşısında söyleyin mesela o şeyleri. Ben bunu kendime hatırlatmak istiyorum. Mesela örnek olarak TEDx konuşmacılarından Emikadi Power Pose'u bilirsiniz. Çok önemli. Ee, onun kitabı Presence harika bir kaynak. Amy Cuddy'nin TEDx'ini izlemediyseniz kesinlikle öneririm. Başka bir kaynak daha David e, J.P. Phillips var. Onun da TEDx konuşmaları harika. Gene onun e, biriktirdiği böyle kaynaklar, structure'lar. Çete de yazarız süper olur. E, onların kaynakları harika. Ben bir de arkadaşlar şöyle bir şeyim var benim. Yani internette bulunan her şeye herkes ulaşabilir ama siz kendinizi ekstra olarak ne yatırım yapıyorsunuz konuşmanızı bir üst seviyeye çıkarabilmek için. Ben iki kez farklı farklı her birinden farklı farklı sessionlarla konuşma koçluğu aldım. Bir tanesi benim genel kariyer koçumla konuşma e, koçluğu sessionlarımız çok uzun sürdü hala da sürüyor ondan destek alıyorum. İkincisi de e, voice koçu e, başka bir koç. Altı sesini aldım gene ondan. Eee bu da çok uzman bir hem dialect hem voice koçu. Eee Vikings Valhalla Netflix'in dialect koçluğunu koçluğunu da yapmış eee Russell Smith. Eee böyle biraz hafif şan dersleri gibi sesi nasıl kullanacağını işte eee Mesela ne tür egzersizler yapabilirsiniz, fiziksel anlamda, psikolojik anlamda konuşmaya başlamak için işte dili kullanırken nasıl kullanırsınız, bunları birazcık harmanlayan ama birebir ben bunları hep kişisel olarak kendime işime yatırım olarak görüyorum. Siz de bence şey yapabilirsiniz yani düşünebilirsiniz acaba orada kim var bir de sizin programınız bunun için harika bir başlangıç olacak mentorship program başkasından ben ne öğrenebilirim onların deneyimlerinden bunları bunlara bunlardan bahsetmek istedim arkadaşlar ama son bir şey daha söylemek istiyorum birazcık uzun mu oldu bilmiyorum ama <laughs> süperse tamam son bir hatırlatma yapmak istiyorum Hani Cem Yılmaz sahneye çıkıyor ya. Ne bekliyoruz? Ondan hani böyle pozitif vibe bekliyoruz. Onun başarılı olmasını istiyoruz. Güzel ve bilmediğimiz yeni şakalarla işte esprilerle gelmesini bekliyoruz. Ve sonunda onun da bundan zevk almasını bekliyoruz aslında. Çünkü o ne kadar zevk alıyorsa biz de o kadar zevk alıyoruz. O eğlenceden, o şovdan. Konuşma da aslında sizin şovunuz, sizin partiniz, sizin zamanınız yani sizin show time'ınız o yüzden ne kadar zevk alırsanız siz karşınızdaki de o kadar zevk alıyor. Benim kendimi hatırlattığım şuradaki notlarımdan bir tanesi var. Bununla bitirmek istiyorum. O notta şunu diyor. Her konuşma öncesi bunu yapıyorum. I show them that I love, I care, I enjoy giving talk and the topic that I'm speaking to. Yani diyorum ki Konuşma yapmayı ve yaptığım konuşmayı çok sevdiğimi, ondan sonra onu çok önemsediğimi ve bunları yaparken de çok eğlendiğimi insanlara sadece göstermek istiyorum. Bugün de bunu gösterebilmişimdir umarım size. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Furkan gerçekten teşekkür ederiz. Senin enerjini bence odada herhangi bulunduğum bir ortamda hissedemeyecek bir yoktur. Harika bir enerjin var ve böyle sen böyle sanki bizi anlarsan her akşam toplansak bir senin hikayeleri dinlesek işte bence biraz da şeyle de ilgili. Hani bunu başarıyorsun, başardığını da anlatabilmenin de gücü çok yüksek. Sen muhtemelen onu zaten uzmanısın. Yani storytelling Dedikleri şeyin. O yüzden biz bunu gözümüze canlandırabildik. O senin yaşadığın şeyi. Hani böyle bir film gibi dinledik. Ben öyle hissediyorum yani. O yüzden. Ha, süper. Ayrıca başarıların hiç böyle hafife alınan şeyler de değil. O yüzden aramızda olduğun için de bir tanıştığımız için de çok memnunuz yani. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu platformu bana açtınız ve bu konuşma aslında benim için o kadar e, dil açısından zorlayıcı bir konuşmaydı ki. Anlatamam. Çünkü her şeyi daha önce aynı şeyi e, İngilizce yapmışsınız çünkü aklınıza ilk o geliyor. E, ben de hani maksimum dikkat etmeye çalışıyorum. Profesyonel anlamda minimum kullanmak istiyorum İngilizceyi ama e, benim için kolay bir şey değildi ama beğendiğinizde zevk aldığınızda sevindim. O şeyi geçirebilmek, e, duyguyu geçirebilmek en önemlisi diye düşünüyorum. Evet haklısın. <laughs> ve biz hiç hissetmedik bu arada. Ben de çok kelime kullanıyorum arada ve beni de rahatsız ediyor maalesef. Aynı şey bir kere Türkiye'de PHP konferansı için beni çağırdılar. Çok son o anla gelmişti sanırım hatırlamıyorum. Orada işte İngilizce de vardı Allah'tan İngilizce sunma seçeneği de vardı. Kendimi kötü hissetmeme rağmen hani Türkiye'ye geliyorum kendi vatanım. Yani niye işte Türkçe konuşmayayım diye hissetmeme rağmen o kadar çok hazırladığım materyal İngilizceydi ki düşündüm değiştirmeyi. Ve böyle çok zamanım alacağını hissettim. Çünkü o terimlerin Türkçelerini bilmiyorum. Her şeyi İngilizce söylersem arada nasıl Türkçe konuşacağım onu bilmiyorum. Ama bu yıl ilk kez ben de deneyeceğim. 17 Şubat'ta sanırım Go konferansı olacakmış. Ona davet aldım. Türkçe yapmayı deneyeceğim. Seni anlıyorum. Şu an beni konuşmanın içeriğinden çok Türkçe konuşmam geliyor ve Hayat ne kadar değişiyor yani sen dedin ya ilk seferinde mesela konuşma yaparken yabancı olarak yabancı bir ülkede konuşuyoruz. Ve o çok garip his şey. yani insanların doğal olarak bildikleri dilin üzerine konuşmaları, yetkinlikleri tabii ki ömürleri boyunca o dilde yaşamış, o dilde çalışmış, o dilde öğrenmiş. Biz böyle hani hmm. o bir yaşta mesela bunları öğrenmeye çalıştık. O zamanki hani ilk konuşmalarım aklıma geliyor yani İngilizce yaptığım ilk konuşmada senin dediğin gibi o büyük salonu görmek, insanları ayakta görmek, işte hepsinin çok yetkin olduğunu düşünmek vesaire. Şimdi de mesela tam tersi olmaya başladı. O da aslında hem pozitif hem negatif. Hani dil ne kadar çok kullanılırsa bunlar aşılıyor bir şekilde ve hepimizde eğer hani ana dilimiz İngilizce olan çok var mı belki aramızda çok öyle bilen vardır ama çoğumuzun yani sonradan öğrendiği bir şey o da büyük bir aslında faktör stresi etkileyen faktörlerden biri o da aşılabiliyor onu da söylemek belki senin evet. örneğin olduğu gibi mesela parlamentoda parlamento konuşabilmek işte politikacıların olduğu kurumda board üyesi olabilmek yönetim kurulu üyesi olabilmek vesaire bunlar demek ki aslında Dilden çok hani dili sonradan öğrensen de aslında yetkinliklerinle ilgili bizim de burada vermek istediğimiz mesajlardan biri o. Hani yani kendi konuşmalarımızı yaparken yabancı dilde insanların hatırlaması gereken şeylerden biri o diye düşünüyorum. Evet bir de bir framework var aslında biz ön konuşmada ba biraz bahsetmiştik de ben onu e, çok fazla vaktimiz yok diye çok şey yapamadım ondan bahsedeyim. Head, Heart ve Hand diye bir fra framework var. Mesela head ne vermek istiyoruz karşıdakine, whata hani e, karşılık geliyor. Heart ne hissetmelerini istiyoruz konuşmadan sonra ve hands de daha sonra ne yapmalarını istiyoruz hani call to action. Sonra peki ne yapsınlar bu konuşmadan sonra. Bunu bunlara cevap verebilirse mesela bir müşteri olsun, bir organizatör, bu bizim için çok e, daha kolaylaşabiliyor kafamızda e, şey yapabilmek için. E, bu framework'ü de belki siz de kullanabilirsiniz. Head, heart, hands. Çok güzelmiş bunu araştıracağım. Çete de yazdım arkadaşlar bakabiliriz. Evet. Ben senin orada tamam, hani ilk, ilk konuşmamızda buluştuğumuz şey aklımda kalmıştı. O heart dediğin kısımda. Hani diyormuşsun ya mesela bir training olacağı zaman ya da işte bunun hazırlığını yapmadan önce insanlara hani buradan neyi hissederek ayrılsınlar? Yani o katılımcı sizden neyi hissederek ayrılsın? Hani bu aslında çok zor anlaşılabilir gibi bir şey ama düşününce örneğin yani teknik bir konuşmada düşününce o konuşmadan her şeyi öğretmesi mümkün değil ama ne neyi bekliyorum mesela ben kendi yaptığım konuşmalarda o kişiler bununla ilgili uğraşıyorlar uğraşan kişilerse bundan ne öğrenebildiler ve öğrendiklerini tekrar araştırabilecek ilgilerini tutabildim mi? yani yaptığım şey onların ilgilerini canlı tutabildi mi? Sonrasında gidip mesela bununla ilgili bir şeye bakacaklar mı? Ya da mesela bununla ilgili bir programla tekrar karşılaşırlarsa ya da böyle bir şey Önlerine gelirse bunu hatırlayacaklar mı? Onu hatırlayabilmeleri evet. için aslında bir yere geri döndürmeniz gerekiyor onları. İşte verdiğiniz referanslar olabilir, işte bir yazdığınız blok, ol, mesela bu konuşmayı bir blokta toplamak olabilir. Hani o kaynak aslında bir yerlerden birbirine hep refere etmeli ki belki de olur yani henüz de benim anladığım. Hani o, o evet. kişiyi aslında bir yerde tutabilmek, kaçırmamak yani o ilgiyi. Evet, evet. Bir de merak da çok önemli. İnsanlar mesela siz hepiniz buraya neden geldiniz? Bir merakınız var yani bir şeylerle ilgili. O merakı canlı tutabilmek şey boyunca konuşma boyunca bence benim için çok önemli. Çünkü bazen insanların dikkati dağılıyor. Hani özellikle hani içerik eğitimsel bir içerikse, insanlar telefon alabiliyorlar ellerine falan. Ee, hani bunu canlı tutup daha böyle e, conversational hani arkadaş canlısı şeklinde konuşuyor konuşuyormuşuz e, tadında verebilmek benim e, hedeflerimden bir tanesi hani her zaman da insan %100 performansını şey yapamıyor hani e, elinde olan elinde olmayan e, şeyler olabiliyor arkadaşlar. Hani kendinize haksızlık etmeyin. Elinizden gelenin en iyisini yapın gerisinin geleceğini ben düşünüyorum. Ee, çok teşekkürler tekrar. <laughs> Sağ ol Furkan'cığım. Şimdi soruları alalım mı? Vaktin var mı senin? çok Tabii. Hı hı. Şimdi katılımcı arkadaşlar isterseniz mikrofonu açıp da sorabilirsiniz. Veya chatten yazarsanız biz de Furkan'ı okuruz. Var mı sorularınız aklınıza? Buraya gelirken getirdiğiniz sorulardan cevaplanmayan ya da Furkan'a özetlenen... Furkan şeyi hatırladım. Sorular için açtığımızda kitap konusundan bahsedilmişti. Hatırlıyor musun kitap Evet, yayın. evet. Bu çok doğru. uzun değilse belki biraz bahsedebilir misin o sorunu tam içeriğini hatırlamıyorum ama kitap ile evet, ilgili. kitap yazmak ve yayınlamakla ilgili. Bu arada kitabını da söyle, kitabının linkini de paylaşalım. Evet, kitabını göstereyim. sorun Kitab varmış, hatta Kopenhag'a gidiyormuşsun bizim için de gez. Evet, şu anda Göteborg'dayım ben. Şu an Okay. Evet, <laughs> aslında İrlanda'da yaşıyorum. <laughs> Son 6 aydır Göteborg'dayım. E, haftaya Kopenhag'a gidiyorum, sonra Türkiye'ye geliyorum ama İrlanda'dayım ben, İrlanda'da yaşıyorum. <laughs> 6 aydır mı dedin Göteborg'da yaşıyorsun? Evet, 6 aydır <gülüyor> Göteborg'dayım <gülüyor> Araya... ama İrlanda'da yaşıyorum yani Anladım. çok karışma orada. <laughs> şey olmasın. Evet, kitap e, şöyle, ben e, kitap yazmak için insanın böyle bir he, hepimiz hani hayatımızda bir kitap yazalım gibi bir şeyimiz olur ya hani e, büyüyünce bir kitap yazarım işte şu konuda uzmanlaşınca bir kitap yazarım falan. Benim içimde hep şey var ya bir gün bir kitap yazarım ama hiçbir zaman şey olmadı. Böyle e, motivasyonum hiçbir zaman yüksek olmadı. Neden? Çünkü ya çok değerli bir şey bekliyorum. Hani herkesin tekrar ettiği şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Orijinal bir şey olursa yazmak istiyordum. Bu benim görüşümde kitapla ilgili. Ve kitap okumayı seven birisi olarak ben kitap siparişi verdiğimde hep kitapları karşılaştırırdım. Şundan mı başlayayım, bundan mı başlayayım diye. Ve onları karşılaştırırken şey çıkıyordu hep. Benim için iyi bir kitap nedir? Benim için hani bu referanslar vardı. Motivasyon da şu şekilde oldu. E, kapsayıcı liderlik programları yaptık biz e, global şirketlere. Onların da çalışanları dünyanın her tarafından. Onlarla birebir çalıştık. E, şey yaptık, mentorshiplik yaptık onlara. Daha sonra da şirketlere, işte sizin yüzde yirmi çalışanlarınız, işte diversity champion falan böyle bir overall bir picture veriyorduk onlara rapor olarak. O kadar güzel e, hikayeler dinledik ki e, bu şeylerden programlardan insanların aslında diversity kapsayıcılığı çeşitliliği nasıl yaşadıklarını, kendi hayatlarına ve işyerlerine nasıl transform ettiklerinin örneklerini gördük. Ee, bir de hepsi otentik örnekler. Hani kimisi kim, şunu şunu yap işte daha inklusif olur gibi bir şey de vermemiş. Tavsiye vermemiş. Kaynak olarak çok bilmiyorlar ama bunlar hep o liderlerin işlerinden gelen örnekler. Onları ben dedim ki bu kaybolmasın. Bu kaybolursa gerçekten e, kötü olur. Ben o zaman örnekleri tabii ki şirket isimleri vermeden, insanların isimlerini vermeden ayrıca kendi hikayelerimi de işte teknoloji şirketlerinde yazılımcı olarak çalıştığım zamanlardan örnekleri de e, alarak şey yapmaya başladım, yazmaya başladım. Zaten structure'ı belliydi benim e, yapmak istediğim şeyleri. Ben yazdım ama arkadaşlar bir buçuk yılımı aldı publisher yayıncı bulmak. En zor kısmı oydu. E, sonuçta nasıl buldum? Başka bir okuduğum kitap vardı. Onun e, yazarıyla iletişime geçtim. bunu sormak için değil ama şey e, zaten beğendiğim bir insandı. Onunla böyle bir e, konuşmamızda dedim ki ya ben de aslında böyle bir kitap yazdım bulamıyorum da. Sizce dedim hani sizin yayın evi ilgilenir mi ne dersiniz dedim. Hadi işte biziniz bu kategorisine girer sizinki çok ilgilenirler dedi. Introduction yapayım istersen dedi. Ondan sonra birkaç gün içinde proses başladı bizde. Yani o doğru... E, Şimdi her yayıncı her kitapla ilgilenmiyor. O sizin yayın evi, sizin yazdığınız kitap kategorisinde bilinen bir ismi, bilinen bir isim mi? Onu bulup onu zorlamak lazım. Diğer yazarlarla da iletişime geçebilirsiniz. Deneyiminiz nasıldı diye sorabilirsiniz. Çünkü çoğu şeyin de deneyimi çok iyi olmayabiliyor. Diye iyi bir deneyim tavsiye eder misiniz bu şirketi? diye oradan şeye geçebilirsiniz benim için bu şekilde işledi arkadaşlar ve ilk sefer kitap çıkarırken daha önceden adınızı duymadıkları için o gerçekten çok zor oluyor Yani otomatik cevap alıyorsunuz diyorlar ki işte günde yüz, yüzlerce submission alıyoruz mail alıyoruz işte e, hepsine geri dönmemizin şansı yok ben şeylere de katıldım programlara işte e, daha böyle inklusif e, authors falan filan böyle Hiçbirisinde başarılı olamadım. Ama yani çok memnunum kitabımın. E, ha, o zaman da birazcık şöyle oldu. Kitabı biraz daha e, olgunlaştırdı diyeyim. Ben onu beklerken biraz daha düşündüm. Onu ekledim, onu çıkarttım falan filan. Kitabın adı farklı bir şeydi. Şimdiki halimden daha memnunum. Ama bir an önce çıkartmak istedim. İşte insightlar eskiyor, bilgiler, detaylar eskiyor falan filan. Bir an önce hani <laughs> dünya ile buluşsun bu kitap dedim. Sonra iki yıl önce 2021'de çıktı. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Tekrar kanaldan da linkini de at. Buradan biz de paylaşalım, bulalım kitabı. Benim öncesinde sana sormam gereken bir şeydi, unuttum. Okay. Ha, problem değil. Yani Furkan Kareel book bile yazsın. Pesek çıkar zaten diyorsun. Kaç yok tane yok. Furkan Kareel book cevap edecek? <laughs> evet, bir tane var. <laughs> Kitabım şu anda sadece bir tane. <laughs> Şimdi Ayşe bir şey söyleyecekmiş. Ayşe'cim tabii ki buyur. Benim, benim sorum var aslında. Furkan geldiğin için çok teşekkürler öncelikle. Harikaydı. Yani ben zaten sana çok uzun zamandır hayranım. Hala hayranlığım arttı. Gerçekten. Öyle söyleyebilirim. Sadece şeyi çok merak ettim. Anlatırken ve bölmek de hiç istemedim. Diversity'ni kurdun ama sen bilgisayar mühendisliği mezunu birisin aslında. Yani... Nasıl kendini nasıl bir program yapacağına dair eğittin ya da ekibi nasıl kurdun programları nasıl hazırladın o süreci nasıl yönettin onu çok merak ettim bu public speaking mentorship ile alakalı değil aslında ama yani inanılmaz merak ettim o yüzden sormak istedim çok teşekkürler güzel sözleriniz için gerçekten benim için çok önemli ee, evet çok önemli bir nokta bu ben hiçbir zaman kendimi bu konuda ben kimim ki konuşabilirim hani diye her zaman e, ee, yeterli bulmuyordum. Yani bana Women'in tek panelinde bile hani ben kendimi yeterli bulmuyorum. Diversity ile ben ne konuşacağım? Ben kimim gibi. Beni ara sıra şey yapıyorlardı. Davet ediyorlardı. O da nasıl oluyordu? Ben şirketimi açtıktan sonra böyle, böyle bir şey yaptım. Ee, lunch event yaptım. Orada birçok uzmanı davet ettim. Ondan sonra konuşmalar yaptık falan filan. Ben böyle public eventler organize ediyordum. Sonra insanlar işte Furkan açılış konuşmanı beğendik. Bizim şirkete de gel konuşma yap dedi dediklerinde ben birazcık teşekkür edip hiç ilgilenmiyordum. Çünkü <laughs> kendimde öyle bir güven yok. Dedim ki ben bu hani benim yazılımda masterım yani alakasız bir şey. ben bu konuda kendimi devam etmek istiyorsam eğiteceğim, ve benimle birlikte e, aşağı yukarı hani benzer düşüncede olan insanlarla da partnerlik kuracağım. Ortak e, programlar deliver edeceğiz diye. Ben İrlanda'daki neredeyse bulabildiğiniz hem online o zamanlar bulabildiğim hem İrlanda'da gidebildiğim diversity eğitimlerinin hepsine katıldım arkadaşlar. Ve dedim ki yani ben bundan daha iyi iş çıkarırım dedim çünkü... <laughs> Onu yapan kişiler öyle ki hani benim ortaokuldaki böyle hiç alakasız tarih dersi anlatan bir hocam <laughs> hani böyle okuyor geçiyor kendiyle alakası yok hikayeyi bir yerden durmuş söylüyor böyle white to white aynı kişilerden aynı kişiye hani arada gerçekten İrlandalı haricinde katılımcı da yok falan ben dedim ki ya ben bundan bir şey yaparım ya yani bundan daha iyi iş çıkarırım ben dedim ama kendimi de eğitmeliyim ondan sonra. Ee, yine gene farklı eğitim şeylerine hem özel hem işte institutional onlara katılmaya devam ettim. Sonra da benim aslında öğrendiğim diversity'yi diğer diversity expertlerinden öğrendim nasıl mı? Mesela bana diyorlar ki Furkan işte gel bizim şirkette konuş. Ben gidip konuşmuyorum ama diyorum ki size birisini önerebilirim. O <laughs> zaman e, kendi şeyine güvendiğim, hani deliveresine, e, hani motivasyonuna güvendiğim, işini iyi yapan Birisidir bu diye güvendim. Kişileri öne sürüyordum. O sırada ona ben de katılıyordum ama şirket diversin altında gelişiyordu. Hmm. Sonra... Çok acı. Yani aslında eğitim de alıyordun bir nevi, öyle mi? Evet, evet. Kendim bedavaya getirdim. <laughs> Çok iyi ya. Hem <laughs> iş şey yapıyorum orada. O kişiye iş bağlıyorsun, değil mi? Aslında senin senin üzerinden aslında o kişi iş, iş yapmış oluyor. Sen de evet. onun içine katılmış oluyorsun. Mükemmel bir fikir. Evet. Bir de o şey benim ortaklık yaptığım insanlar aslında çok fazla bilinen insanlar değil ama gerçekten alan alanında çok iyi insanlar. Hani onların da birazcık marketinge ihtiyacı var falan. Aynen, Bana bak. gelince ben diyordum ki işte şu kişi olsun bu kişi olsun bu işi biz şey yaparız diyordum. Onlar da böyle individual kendi tek kişi şirketi olarak çalışan insanlar. Biz hala yapıyoruz bu arada bunu. Ben hani her şeye hakim değilim, tamam öğrenmeye çalışıyorum ama her şey olamazsınız bir şeyde. Programın büyüklüğüne göre iki kişi, üç kişi, bazen dört kişi birlikte deliver ediyoruz. Bazen de hani özellikle de kimisi beni istiyor, özellikle başka bir iş arkadaşımı istiyor. Birazcık hani o biziniz işlerinden öğrendim diyeyim. <laughs> ...şu an çalışan, direkt birebir çalıştığın biri var mı? Yani işçi işçi gibi çalışan... ...yoksa tek başına evet. bunları mı yönetiyorsun? Şu anda ben... E, ...tek başıma çalışıyorum ama... ...iki tane part-time e, çalışanımız var. Ayrıca... E, ...beş altı tane de... ...bunun haricinde Partner. partnerimiz var. Hani... E, ...solution delivery yapıyoruz. Gel gelince birlikte iş yapıyoruz falan. E, ama onun haricinde... ...bu işleri ben... E, ...yapıyorum ve aslında hani böyle bir şey olunca da iş olunca da arkadaşlar hani bu gördüğünüz işin yüzde %90 kısmı görünmüyor. Arkadaki işte ne bileyim finance olsun, marketing'ti, bilmem ne falan filan bu yüzde onluk aslında asıl benim yaptığım iş. İleride öyle bir şey denk gelirse yani istiyorum ki bu işler benden gitsin. Başka birisi hani organizasyonla falan ilgilensin booking'le falan filan. Ben de sadece konuşma yapmaya odaklanayım istiyorum. Umarım o hedefine ulaşırsın. Eminim yakınsındır diye düşünüyorum. Bir de 250 bin kişi mi dedin sen? Ben yanlış mı? Evet, olmadım. 250 bin. Dedim bin. sayıyı doğru mu anladın? Nasıl <laughs> ya? Doğru 250 bin kişi. Helal olsun sana. Ne zaman kurduğun da 250 bin kişi oldu? 7 yıl oldu. 7 yıl oldu. Ama yine de çok büyük bir rakam yani. Yıla bölünce Evet. Çok büyük Bu bir benim şey yapabildiğim yani hani biz mesela bir online şey yapıyoruz eğitim veriyoruz bu hani şirkette daha sonradan izleniyor ama bu onların sayılmış sayısı değil kesinlikle aktif olarak bizim eğitimlerimize katılmış ama ulaşıyor yani yani eminim daha farklı yerlerde ulaşıyordur benim için önemli olan insanlar buradan Hani bir ya da iki şey alabiliyor mu pozitif onların işine yarayacak Tabii ki her şey değil ama işine yarayacak pratik şeyler alabiliyor mu Alabiliyorsa ben e, en mutlu kişi olabilirim. <laughs> Güzel. Başka soru var mı Furkan'a? Furkan daha zamanın var mı? Soru sorup diyorum ama sana ben bir tabii saat. Tabii tabii de... sorabilirsiniz. Tamam. Sorabilirsiniz. Çok teşekkürler Ayşe Bilge. Ben de sana hayranım. Hayranlıkla takip ediyorum. E, işleriniz gerçekten özellikle kadın yazılımcı organizasyonuna da e, alkışlar buradan ikinize ve bütün ekibe. Ee, ben zaten dedim ya 10 yıl önce bunun bunun tek yazınca ne çıkıyor diye. Aslında bizim hikayemiz, kurulma hikayemiz tam olarak bu. Bir tane arkadaş bilgisayar kulübünde kadın yazın tabii Türkçe olur. Kadın yazılımcı diye Google'a yazıyor hiçbir şey bulamıyor. Ve kendisi bilgisayar kulübünün başkanı olduğu için aslında işte üniversiteye kadın yazılımcı getirmek istiyor. Amacı o. O yüzden arıyor. Sonra işte bir şekilde Elif'e ulaşıyor bizim işte bu kurul kuruluşumuzu sağlayan arkadaşımız. O da, o da diyor ki işte olur mu canım her yerde hani biz bir sürü kadın yazılımcı var falan diyor ama sonra o da diyor ki hakikaten çıkmıyor yani. O yüzden bize böyle biz kaç kişilik Ayşe hatırlamıyorum böyle 6, 7, 8 belki 9 hatırlamıyorum ya yani. 10, 10, 10 kişi daha az kişi değil mi o kadardık. Buluştuk işte ve dedik ki bak böyle bir şey yapalım yani insanlar biz hepimiz kendimiz işte şirketlerde dediğin gibi zaten bir hani IT alanında Odada işte ya tek kadın ya iki kadından biri ya da koca şirkette işte o, o kattaki bir kadın falan gibi. Zaten dağılım öyleydi. Buluşunca dedik ki aslında ne kadar birbirimize benziyormuşuz. Ya neler yapılabilir diye düşündük herkes işte... Bir kısmımız dedi ki işte biz e, teknik etkinliklere konuşma yapalım. işte e, training düzenleyelim, başka kadınlara ulaşalım. işte sonra işte blog yazalım vesaire. Sonra neye döndü? Biz böyle üniversitelere gitmeye başladık. Çünkü üniversiteler bizi bulmaya başladılar. Biz de böyle her hafta sonu bir üniversiteye gidiyoruz ya da bir iki üniversiteye gidiyoruz. Cumartesi bir yere patlarız. Ve Türkiye'de böyle 40 40'a yakın üniversite gezdik. Öyle bir dönem geçirdik 3 yıl kadar. Hı -hı. Ondan evet. sonra işte şunu fark ettik. Ben her seferinde ben kendim ile ilgileniyorum. Hala da ilgileniyorum ama o zaman tek onunla ilgileniyordum. İşte böyle her yere PostgresK'yla anlatıyorum. <laughs> PostgresK konuşmaları sonunda bana insanlar işte trainingleri sonunda ile ilgili tabii sor soru soruyorlar ama sonra şu geliyor hep. İşte ben kendimi geç kalmış hissediyorum. Kadın arkadaşlardan, gençlerden daha yani üniversitedeler. Geç kalmış hissediyorum. X kişisindeki gibi, X, X kişisi buraya ait ama ben ait hissetmiyorum. Sonra gidiyoruz işte bu daha böyle ne bileyim daha gelişmiş hani medium, senior de, seviyede insanların olduğu yerler Onlar da işte buraya ait hissetmiyorum. Burada kalıp kalmayacağımla emin değilim. Hani bir baktık ki yani ben en azından kendi çıkarımlarımdan biri aslında teknik bilgi zaten ulaşılabiliyor. Zaten bu işte iyiyiz ki bu, bu sektörde çalışıyoruz. Ya da buraya mesela hak kazanmış ok insan okuyor o, o bölümü. İşte sınavlarda falan da iyi, başarılı. Ama o güven meselesi ya da işte o ait olduğunu hissetmemek. Beni hani sen dedin ya neden burada olduğunu hep sorgulayın. Yani aslında bu daha büyük kapsamda da öyle. Konuşma yaparken de neden yaptığını sorgulamak. Biz neden 10 yıldır kadın yazımcıyız? Ben bu yüzden buradayım. Çünkü burada kadınlar vardır ve kadınlar da bu sektöre aittir. Ve temsil e, sanıldığından çok daha önemli. Mesela sen dedin ya gittim mesela baktım işte kaç kişi var bu iyi yerlerde, iyi pozisyonlarda. Yüzde birmiş dedin yani. Bizim için de aynı şeydi. Gidiyoruz hani neden daha fazla kişi yok? Yani bunun sorunu ne? hep bize böyle söylenen işte demek ki kadınların ilgisi yok kadınlar bu konuda başarılı değil işte kadınların matematiğe akla basmıyor bilmem ne bilmem ne sonra hikayeleri okumaya başladıkça mesela 1800'lerde de kadınlar işte ne bileyim yazı yazamaz kadınlar işte piyano çalamaz falan gibi böyle sürekli bir kadınlara atfedilen bir şeyleri yapamaz edemez var ve sen onu başta aslında söyleyerek onu çok iyi yaptın hani kadınların kız çocuklarının hayal kurmasına bile izin verilmiyor yani o hayali senin kurman beklenmiyor. Ve bunu değiştirmek için umarım biz de bu 10 yıl içinde Ayşe ile Ayşe gibi birçok arkadaşımla bu kadın yazımı sayesinde birçok arkadaş edindik. Sen de artık bunlardan birisin. Hani bunu nasıl değiştirebiliriz de kafa yorarak. Ve benim mesela hayatım hayatta o var olan var oluş amaçlarımdan biri haline geldi. Çünkü bu benim için artık böyle kişisel bir durumdan çıkıp demek ki büyük bir sorunun sen dedin yani bunu ben değiştirmem lazım dedim. Ben de onu hissetmeye başladım. Çünkü her konuştuğum üniversite beni daha çok etkilemeye başladı. Çünkü ben Postgres ile ilgili soru bekliyorum. Onlar soruyor sonra herkes yanıma gelip işte orada yaşadıkları, üniversitedeki yaşadıkları şeyleri anlıyorlar. Hocalarının tutumlarını, işte diğer arkadaşlarının tutumlarını, karşı, işe, iş başvurunda yaşadıkları sıkıntıları ve hepsi o kadar aynı ki. Orada insan anlıyor. Yani o sample data bayağı hep aynı şeyleri yaşıyor. Yani onlar hep tek tek yaşadıkları, evet. kendilerine atfettikleri o sıkıntıları aslında hep aynı şeyler, aynı örnekler, aynı şekilde o insanların yaşadığı bir şeye dönüşüyor. O da zaten Hı. sen tabii bu konuda artık çok daha biliyorsun, uzmanısın. Hani aynı şekilde reisizm gibi yani reisizm, etnisizlisi, işte dininden dolayı, dilinden dolayı yaşadığın bütün ayrımcılıklarla bir ortak noktada buluşuyor. Umarım biz en azından evet. hani kendimizin ait olduğu kümedeki o ayrımcılığı değiştirebiliriz. Evet, bravo demek istiyorum. Yani e, gerçekten bazı şeyleri insanlar hani işlerin haricinde yapınca bu kadar uzun soluklu yapamıyorlar ama kesinlikle siz bu neden başladığınızı çok net bir şekilde bilen insanlarsınız. Çünkü bu kadar etkiniz de çok sürmüş. aktivitelerinizde de bu. bundan vazgeçmemişsiniz. Ben bravo demek istiyorum size. Bir de bir şey demek istiyorum arkadaşlar. Hani bazıları işte kadınlar şunu yapabilir yapamaz bilmem ne falan diyor ya. Nedense bunu aslında bence erkeklere de biz söylüyoruz. Erkekler şöyle böyle falan filan diye ama onlar üstüne alınmıyorlar. Neden biz alınmıyoruz? Biz birazcık üstümüze bizim hakkımızda söylenen şeyleri e, alabiliyoruz. Onları içselleştirebiliyoruz. Belki kendimizle ilgili işte bulduğumuz kusura yeni bir kusur ekleyebiliyoruz. Ama biz bunu bence yapmayalım. Kendi içimizden gelen fikre. Belki öyle belki değil ama kendimize daha çok güvenelim. Başkasının bizim hakkımızda söylediklerindense. O yüzden almayın, değerlendirin ama her şeyi üzerinize almayın arkadaşlar. Evet orada çok güzel bir yorum geldi hani şanslı konumdalar toplumda o yüzden de umursamıyorlar çünkü onlara etkisin hani bizim bu söylememiz onlara etkisini direkt hissedebilecekleri bir pozisyonları yok. Ama bir kadına mesela bu zaten tek başına gittiği mesela bir iş görüşmesinde böyle bir şey dendiği zaman orada zaten bakıyor 100 kişi başvurmuş işte 3 tane kadın gelmiş mesela ya da bir konferansa mesela ben çıkarken konferansın listesinde işte üç kadından birin yüzlerce konuşmacı var. Hani orada zaten default gelen demek ki ben buraya ait değilim ya da ben burada olmamalıyım. Evet. Ben burada ne yapıyorum hissi. O duyduklarımızı sünger gibi hani absorbe sebebi o. Çünkü ben de o 90 adamdan biri olsam kendime güvenirdim yani. o baksana herkes kankalarım işte. <laughs> Takılıyoruz burada biz kendi işlerimizi yapıyoruz. Onlar, o şunlar kim derdim herhalde yani. Evet, biz kendimizi daha çok yalnız hissediyoruz böyle evet. olunca bence. İzolasyonlar evet. Evet, hani dediğiniz gibi e, oradaki hikayede aynı buradaki ama o insanlar bir araya gelip aa bu ortak bir şeymiş aslında. Evet. E, de, demeyince onları işte kişiselleştirip acaba sorun mu bizde? Ben burada tekim acaba işte ben buraya ait değil miyim soruları daha çok bize hedef oluyor gibi sanki. E, güzel bir nokta Tuğba. E, evet olabilir. Doğru şanslılar, şu durumda şanslılar. Ama biz de birlikte daha güçlüyüz. Ben demek istiyorum ki benim işim de arkadaşlar ben hani bizim sokmuş bir insan değilim. Yazılımcıyım. Hiç olmadık işlere girdim. <laughs> dediğim gibi benim şeyim de yani şirketimin başarısında en büyük etken bana destek olan kadınlar oldu. Ve bu kadınlar ben gidip de kapılarını çalıp işte bana destek ol dediğim bir durum değil. Onlar gördüler bir şeyi ve dediler ki ben sana yardımcı olabilirim. Ben sana e, şu konuda hani belki mentorshiplik verebilirim. Ben sana nasıl yardımcı olabilirim Furkan? Ya da başka bir arkadaşım yeni bir İrlandalı arkadaşım e, bir buranın en ünlü gazetesine mesela röportaj veriyor. Diyor ki Furkan ister misin e, kontağını sana vereyim seni önereyim bir sonraki röportajda seni ne yapsınlar diyor. Hani ben bunu hiç düşünmüyorum hiçbir fikrim yok. Hani böyle güzel insanlar çevremde olduğu için arkadaşlar bu seviyeye geldi. Hani e, tabii ki çok daha ileri yolu var. Hani harika bir pozisyonda değil ama buraya gelmesinin en ama en büyük desteği o pozitif insanların... Ben kendimi ve şirketimi düşünmeden önce onların beni düşünmesi. Ben açıkça söylemek gerekirse hani şirketimin adını söylerken Diversin derken böyle böyle bir kendimi şey hissederdim. Yani böyle hani birisi isim uydurmuş söylüyor falan filan hani böyle çekiniyordum yani. Ama onlar öyle bir Furkan, Diversin böyle bir söylerlerken onlardan onu görmek bana kendime daha çok inandırdı açıkçası. Dedim ki ya insanlar buna güveniyor. Demek ki e, boş değil dedim yani. Onların güvenine güvendim aslında. Ne kadar güzel anlattın. İşte o zaten ya. Bence bu topluluğu nasıl, toplulukları nasıl tanıyacağım? Bizi bu kadar yoldur belki işin içinde tutan şey. Birbirimizi destekleme olan ihtiyacımız ve ben mesela bir şeyi Ayşe'ye danıştım da Ayşe bana hayır ya böyle değil ya da tamam burada şu an sakin ol falan dediğinde ben işte onu daha çok ciddiye alıyorum. Kendimi mesela geçenlerde işte bir podcast başlattım e, ee, Ayşe de podcast'te olduğu için mesela aklıma hani bir şey gireceğim ama mesela bir şirkete böyle bir teklifle geldiler bana. şey i̇şte bir Ayşe var girebilirim. Çünkü biliyorum ki nerede takılsam işte Ayşe diyebilirim ki Ayşe burada bir şeyleri beceremedim ya da bunu ne yapayım bunu ne yapayım falan diye. Aynı şeyleri bence hani o zaten hani çok daha hani erkeklerin var ya böyle bir network'a. Çünkü hep orada buluştukları yerler belli. Ne bileyim işte bir yere çok hani bizim her zaman dahil olduğumuz alanlarda belki buluşmuyorlar bilmiyoruz bile bazı şeyler hani o Mesela pozisyonlar verilirken, terfiler olurken ya da işte şurada bir konferans var, ben yani şu adamı yoldayımlar dönerken mesela biz çoğu zaman hem az olduğumuzdan hem de o mesela dediğin gibi güçlü konumda çok daha az kadın olduğu için daha az olasılık bize geliyor. Biz bunları duymuyoruz bile. Biz bunların hani her şeyden geri kalıyoruz aslında. O yüzden bu network'ümüzü birleştirmemiz gerekiyor ve bu bizim gibi düşünen ya da mesela kadınlara ne kadın olması gerekmiyor destek olan insanlar bulmamız gerekiyor. Elay dedikleri şey aslında. Hı hı. O yüzden yani bu yaptıklarımız senin de örneğinde olduğu gibi çok önemli. Benim de mesela hayatımda bence hani çok etkili. Kadın da evet. O yüzden biz de o kadınlar olalım. Evet. Çok teşekkürler. Çok güzel yorumlar da yazıyorsunuz. Evet o kadınlar aslında her yere dağılırsa biz de onlardan olalım. Gördüğümüzde hani onlara bir katkımız e, yapabiliyorsak olsun. Ben de buradayım. Benim için e, bir onur hani sizin programınızda konuşmak ve hani yapabileceğim bir şey olursa lütfen. E, Kontak kurmaktan çekinmeyin. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Furkan. Biliyorsun ki daha fazla kontak kuracağız. Süper. <laughs> Senin eğitimleri kesinlikle almamız lazım. En azından birkaç tanesini. Süper, süper. Çok teşekkür ediyorum. Tamamdır. Daha Bak, fazla seni tutmayacağım. Çok geç oldu. Başka sorular varsa arkadaşlar tekrardan bize yazabilirsiniz. Biz iletiriz Furkan'a da. Ee, Böyle şimdilik kapatabiliriz diye düşünüyorum Furkan'cığım. Son olarak söylemek istediğim bir şey yoksa kapatıyorum. E, çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Bir sonrakine. <laughs> <laughs> Tamamdır. Hoşçakalın. Tekrar katılan herkese teşekkürler Furkan ve diğer herkes. Şimdi İyi, İyi akşamlar. İyi akşamlar.